Helikopter pistinde beklediğimize göre zor bir vaka bizi bekliyor Halim Bey. Evet öyle. 112 acilin hava ambulansıyla geliyor. Abdominal leiomyoz sarkomu olan bir kız çocuğu. 10 yaşında. Ameliyatı imkansız. Hemen bir takım oluşturup onu kurtarmak için bir plan yapmalısın. Ameliyatı imkansız bir tümörü ameliyat etmemi istiyorsunuz Haldun Bey. Aynen öyle. Fazla vaktin yok. Ekibini kur. Tatiliniz nasıl geçti? Sohbet faslına gerek yok. İçinizden biri ameliyatı imkansız bir tümör için 10 yaşındaki bir çocuğu ameliyat etmeme yardımcı olacak. Tamam hocam, o benim işte, yaparım ben. Hayır, sen yapamazsın. Zenan'dan öğrendiğim kadarıyla tamamlaman gereken onlarca rapor varmış. Epikriz formları seni bekliyor. Tamam. Affedersiniz hocam, ameliyatı imkansız bir tümörü nasıl ameliyat edeceksiniz? Affetmiyorum. Ozan oyun dışı. Ela, iyi misin? Benden şüphe etti. Aa, ne yaptın hocam? Dur, hocam, ben sizden şüphe etmiyorum. Direnç'im, şöyle biraz sola alayım. Bakın, direnç de çıktı. Neden? Çünkü evrak işini bitiremeyen arkadaşına yardımcı olmadığı gibi alay ettiği için. Ela, sen ne yapıyorsun? Bebekle mi oynuyorsun? Evet. Yani hayır, bu anatomi bebeği. Yani bebek. Hayır, bu babamın hediyesiydi. 24 çıkarılabilir organlı ve değişken parçalı bir bebek. Çocukken elimden hiç düşünmezdim. Bütün parçalarını takıp çıkarırdım. Cerrah olmamı istiyordu. Evet. Ben de mi oyun dışı kaldım? Hayır. Sen benimlesin. Harika. Ama bu haksızlık. Bir dahaki sefere çirkin bebek getirmeyi unutma gülümsün. Hacer. 10 yaşında. Melis'te abdominal leiomyosarkom tespit edildi. Devam edebilirsiniz. Tümör abdominal aortu, dalak arterini ve sol gastrik arterini sarmış durumda. Ameliyatla çıkarılması mümkün görünmüyor. Tek kelime anlamadın değil mi Melis? Pek değil. Ela. Bak bu anatomi bebeği. Çok komik görünüyor. Öyle görünür ama çok yardımcıdır. Tümörün tam burada, karın bölgende. Ona ulaşmak çok zor çünkü bütün bu organların altında. Zor ama imkansız değil, değil mi? Yapamayacağız demeyin, ne olur. Hayır, yapamayacağız demiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Önceki hastanede en büyük problemin damarlar olduğunu... ve en iyi kalp damar cerrahını da sizin çaldığınızı söylediler. Abla. Ameliyata o girecek değil mi? Bu ameliyatı Doktor Murat Bey liderliğinde pek çok cerrah birlikte yapacak. Kalp ve damar cerrahımız Şeval Hanım da ameliyata katılacak. Tamam. Kateteri çölyak eksene yönlendiriyorum. Pardon, Ela bir saniye. Yalnız orada duramazsınız. Babam ve halalarım beni yalnız bırakmak istemiyorlar. Bakın, Melis burada yalnız değil. Doktor Ela ve ben gayet eğlenceli tipleriz. Tamam peki. Yalnız bir tanem orada kalmak zorundalar. İçeride radyasyon var, tamam? Enjeksiyonu başlayalım. Evet tatlım. Şeval Hanım,
Geldiğiniz için teşekkür ederim. Evet, sizi dinliyorum. Aortanın etrafını tümör kaplamış 10 yaşında bir kız çocuğu var. Bu onun anjiyosu mu? Evet. Bu şey onun 5 ana arterini kaplamış. Durumu kötü ama bazı fikirlerim var. Yaşama ihtimali olan hastalar konusunda fikir üretseniz. Tamam. İyi görünmüyor. Ama ailesi sizi seçti. Olabilir ama ilgilenmiyorum. Ben ilgileniyorum ve bunu benle yapmak zorundasınız. Nedenmiş o? Çünkü ameliyat için istediğin kişiyi seçebilirsin dedi şef. Ve ben de sizi seçtim. Yaşlarında erkek hasta. Evet. Araç içi trafik kazası, alın bölgesinde kemiğe kadar uzanan kesik mevcut. Hı hı. Ayrıca sol tarafında 2. derecede yanıklar var. Vital bulgular stabil. Tamam, acele içeri. Çabuk. Evet. Sende ne var? Abdomende hassasiyet mevcut. Ciltte ekimozla saptandı. Tansiyon 90-60, nabız 98. Travma ultrasonu kullanmayı biliyor musun? Evet. Tamam, hasta senin. Çabuk içeri. Ozan çağrı atmış. Atmaması gerekiyordu. Kafa yaralanmaları ve yanıklar var. Kontrol altına aldığınızı sanmıyorum. Hmm. Ozan, bir dakika gelir misin? Tabii hocam. Sen doktor musun? Evet hocam. Hastanın yaralarıyla ilgilenebilir misin? Evet. Tamam. Dediğim gibi, kontrol altında. Neden bizi dahil etmiyorsun? Doktor Levent, teklif için teşekkürler ama asistanlarımın travmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bunu da bir uzmanı izleyerek öğrenemezler. Tabii uzman ben değilsem. Tomografide frontal bölgede lineer kırık ve epidural kanaması görüldü. Ameliyathaneye ayarlayayım mı hocam? Hayır, önce ilk yapılması gerekenler. Kafatası devamlı kanıyor. Ne yaparsın? Normalde Levent Bey'i çağırırım. Levent Bey burada yok, gitmiş. Kanama devam ediyor. Ne yaparsın? Cilt altında kanayan yerleri bağlarım ve daha sonra ciltteki kesikleri dikerim. Evet, bu senin 2 saatini alır. İşi çözmek için burada bulunan şeylerden ne kullanırsın? Zımba. Adamın alnından bahsediyoruz. Hayatın sonuna kadar Frankenstein gibi dolaşsın. Cilt yapıştırıcı hocam. Aferin, bravo. Temizle, kapat. Baskı pedi uygula. Evet, Ahmet Bey. Kendimizi nasıl hissediyoruz? İyi hissetmiyorum hocam. Hastamızı iyi hissettirmek için ne yapmamız gerekiyor? Ultrason batın içi serbest sıvı olduğunu gösterdi. Emin olmak için tomografi çekeceğiz ama büyük ihtimalle ameliyatlık. Peki. Gülümsün'ün hazırladığı tetanoz aşısı mı Hasan? Evet hocam. Tetanoz aşısı için kime teşekkür etmemiz gerekiyor Gülümsün? Atlara. İlk deneyler atlar üzerinde yapalım. Tüm organları çıkarmak mı istiyorsunuz? Bağırsaklar, mide, hepsi mi? Hem de tek seferde. Organları tümörü temizleyene kadar buza koyacağız. Sonra sentetik graftler kullanıp damarları bağlayacağız ve organları geri koyacağız. Peki neden diğer hastanede bunu önermediler? Muhtemelen daha önce hiç denenmediği içindir. Oldukça riskli. Ters gidebilecek onlarca şey var. Bilmiyorum Hakan. Belki de biraz daha kemoterapi denemeliyiz. Üzülerek söylüyorum ama biraz daha herhangi bir şey denemenize vakit yok. Hayatı kurtulacak mı? Size kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama en basit ameliyatta bile risk vardır. Bu ameliyatta risk çok daha fazla. Ama başka bir şans da yok. Son şansımız bu. Yapalım o zaman.
Ela, neden dört parçaya ayırdık? Bölge bölge giderek yapılandırma için gerekli damar var mı diye bakmak için. Güzel. Aspiratörü şuradaki sızıntı olan yere tutabilir misin? Efendim, Melis'in babası telefonda. Ameliyathane görevlisi bağlayayım mı diye soruyor. Adam çok inatçı, hemşireyi ikna edemedi. Şu anda ben çok meşgulüm. Ekartörü biraz yukarıda tutar mısın Ela? Emin olmak istiyorum. Termostatı ver ben. Bir ünite daha kan verelim. İnşallah aortu bu kadar kırılgan değildir. Yoksa dünyanın bütün kanlarını versek bu çocuğu kurtarmaya yetmez. Üç deyince organları kaldırıyoruz. Bir, iki, üç. Çıkarmak için orta ve büyük damar büfürkasyonlarını bulmalıyım. Hocam Hakan Bey arıyor yine. Hemşire yanına gitmiş ama ikna olmuyor. Sizinle görüşmek istiyor. Ya meşgul olduğumu söylemediniz mi? Tam 18 kez söyledim efendim. Geliyor. Halim Bey, kızımı çok merak ediyorum. Durumu stabil. Şu anda tümörü çıkarılıyor. Benim de içeride olmam gerekiyor. Kusura bakmayın ama bilgi almam gerekiyordu yetkili birinden. Şu an sizin bilgilendirilmeniz önemli değil beyefendi. Önemli olan bu hastanenin en yetenekli doktorlarının sizin kızınızın ameliyatına konsantre olmaları. Ayrıca o telefonlar dikkatimizi dağıtmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Bakın özür dilerim. Bazen çok ayak altında olduğumuzu biliyorum. Ama çok hastane gezdik. Ve hastaneler öyle kolay bilgi alınabilen yerler değil. Bir doktorla konuşmak neredeyse imkansız. Doktorlar sizi görmüyorlar. Önünüzden öylece geçip gidiyorlar ve sizi görmüyorlar. Bunun sebebini bilmiyorum. Umurumda da değil. Ama ben kızım için elimden gelenin en iyisini yaptığımdan emin olmak istiyorum. Melis daha 10 yaşında. Ve ameliyat edilemez bir tümörü var. Ve çok korkuyor. Ben çok korkuyorum. Haklısınız. Onunla böyle ilgilenmekten asla vazgeçmeyin. Bu ne böyle? Yapıştırıcı mı kullandın? Deri yapıştırıcısı mı kullandın? Hocam Kaan Bey onu oradan bir an önce çıkarmamı istedi. Adam yüzünü kaybedebilirdi Ozan. Deriyi düzeltemiyorsan yapabilen birilerini çağırmalıydın. Kaan Bey'in dediğine göre acil savaş alanına benzermiş. Ne bulursam onu kullanmalıymış. Bu hastanenin savaş alanına benzer bir hali var mı Ozan? Klemp. Monte. Bağırsak klempi. Stabler. Daha önce hiç stableri kullandın mı Gülümsün? Hayır. Ama buna hazırım. Yapabilirim. O zaman üç soruma cevap ver. Ben de kullanmana izin vereyim. Tamam. Soru bir. Polio vaksin. Bu ilaç için hangi hayvana teşekkür etmelisin? Söylemek zorunda mıyım? Zımbayı kullanmak istiyorsan evet. Bebek yunuslar. Polio vaksin fareler ve maymunlar kullanılarak üretildi. Bunu biliyor muyum? Stapleri istemiyorum. Vazgeçtim. Biraz daha aşağı açabilir misin Murat? Açacak bir şey yok. Orada graft olarak kullanılacak arter kalmadı. Peki, Gore-Tex graftini uzatsak? Olmaz. Kalan kısımlar çok kırılgan. Organları damarlara bağlayamaz mıyız? Şu anda hayır.
Ama bağlayamazsak hepsi ölecek. Evet, ölecek. Transplant için çok mu geç? 8 saat içinde 6 uygun organ bulmak zorunda kalırız. Bu imkansız. Ela'ya yıldızlı peki. Biraz daha Gore-Tex kullanmayı deneyebiliriz. Hastanın içine biraz daha sentetik madde mi koyalım diyorsunuz? Bacak damarlarından alamaz mıyız? Hayır, zaten durumu asidotik. Bunun önceden planlanması gerekirdi. Peki sizin fikriniz nedir? Efendim? Sıkıldım Şevval Hanım sürekli her fikre bir kulp bulmanızdan. Sizin fikriniz nedir, onu söyleyin. Benim fikrim mi ne? 1000 kere söyledim. Benim fikrim bu ameliyatı yapmamaktı Murat Bey. Evet, ve bunu her fırsatta tekrarlayın, olur mu? Benim bu ameliyatı yapmamam gerekiyordu. Bu ameliyatın olmaması gerekiyordu. Bu hastanın ameliyat edilmemesi gerekiyordu. Kesin sesinizi. Kesin sesinizi. Bu konuda ne düşündüğünüz benim umurumda bile değil. Sesinizi kesin ve bir çözüm üretmeye çalışın. Ya göbek kordonu damarı? Umbilikal ven kullanımı hazır. Yani devre dışı demektir. Ben bu fikri beğendim. Siz ne diyorsunuz Şevval Hanım? İşe yarayabilir. Ama karar Murat Bey'in tabii ki. Eğer yapmak isterse. İstiyorum. Tamam. Başlayalım o halde. Sol alt kadranda kan toplanmaya başlamış. Nereden geldiğini görüyor musunuz? Burada. Statinski kıskacı 4-0 prolen. Bekliyoruz Murat. Tamam, klempleri açın. Damarlarda pulsasyon yok. Dolaşım başlamıştır. Olağanüstü bir iş çıkardınız arkadaşlar. Bugün ikiniz de harika bir iş çıkardınız. Teşekkürler. Bir sorun mu var Doktor Murat? Başta bu ameliyata karşı çıkıp sonra tebrikleri kabul etmeniz tuhaf. Ameliyat boyunca da her adımda benimle kavga ettiniz. Olabilir ama yine de ülkenin en iyi kalp cerrahlarından biri yanınızdaydı. Normalde alanınızda 1 numara olduğunuzu biliyorum. Ama bugün öyle değildiniz. Bu işin başından beri olumsuz davrandınız. Bir tek bana karşı değil. Bu ameliyatı insani olarak hepimiz için zorlaştırdınız. Evet, bugün hepimiz çok iyi bir iş çıkardık. Ama sizin sayenizde değil. Benim, Haldun Bey'in, hatta Ela'nın, hatta o anatomi bebeğinin sayesinde. Sizin sayenizde değil. Memuru Defne Özdemirci 34 yaşında, kalça ve göğsünde mermi yarası var. Tansiyon 170, nabız 118, solunum 28. Bayağı kalabalık bir eskortunuz var Defne Hanım.
Bunlara iyi olduğumu söyledim. Nedenini anladılar dersiniz acaba? Daha kötü durumlarım da olmuştu da ondandır. Daha kötü? Evet. Bu bir şey değil. Siz bir de elimden kaçmaya çalışan adamların halini görseniz. Üç adamı tek başına mı işe yaptınız? Evet, bu benim işim. Sadece işimi yapıyorum. Hadi arkadaşlar. Kaç mermi yarası var? 4. Yalnız sağ bacaktaki merminin giriş noktasını görüyorum. Çıkış noktası gözükmüyor. Uyluk yemeğini dağıtmış olabilir. İçeri girip mermiyi çıkarmamız lazım. Mermi yukarı doğru gitmiş. Solunumuna bakılırsa intratorasik alanda da problem var. Aşkım, ne oldu sana böyle? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Bana bebek gibi bakıyorlar. Merak etme. Beyefendi. Kocam. Kocam. Ne oluyor ya? Beyefendiyi çıkarın. Hemen. Evet, dışarı çıkarın. Şey. Hemen. Pardon. Herkes silahlarına sarıldığında benim orada öylece durmamı beklemiyordunuz herhalde. Adamların silahlı saldırıya hazırlandığı belliydi. İstihbaratı da önceden almıştık. İşim şansa bırakamazdım. Aşkım, doktorum geldi. Size ameliyat almamız gerekiyor. Yazdın değil mi Salih? Silahlı saldırıydı. Tamam hayatım, yazdı. Ama şimdi seni götürmeleri gerekiyor. Ya bir dakika Melih. Burada önemli bir şey yapıyoruz. İfademi tamamlamam gerekiyor. Şimdi önemli olan bu mu Defne? Yani ifadeni verip işini kurtarman mı? Hocam, ameliyathane hazır, gitmiyor muyuz? Bak, her terfi fırsatı yakaladığında krediyle ev alıp çocuk yapacağımıza dair söz veriyorsun. Aşkım, tam 7 yıl oldu. Ve her seferinde gidip aptalca bir şey yapıyorsun. Beni. Bak, şimdi bu insanlar senin hayatını kurtarmaya çalışıyorlar. Ve bu insanlara da bekleyin diyorsun. Ben böyle durup senin ölmeni beklemeyeceğim. Ben bir ömür seninle yaşamak istiyorum. Uzun, mutlu. Hatta bazen sıkıcı ama yan yana aşkım. Bağırsakta 3 yerde hasar var. Sende durum ne Tuba? Hasara neyin neden olduğunu buldum. Tenset. Koher. Mermiyi görüyor musunuz? Koter. Karaciğerin yanında durmuş. Sistik arter sağlam. Herkes çok dikkat etsin. Bunlar temas anında patlayabilir. Tamam mı? Her anlamlının ucundaki sen olabilirsin. Bunu bilerek her gün işe nasıl gidilir ya? İnsan niye polis olur ki? 94 mezuniyet puanınla bu sorunun cevabını kendinde verebilirsin küçük hanım. Ölüme meydan okumak için. Aynı bizler gibi. Aspiratörü arttıralım. Kocasının bu durumu anladığını hiç sanmıyorum. Melih Bey çocuk sahibi olmak için karısının polislikten istifa etmesini bekliyor. Neden beni tercih etmek zorunda kalsın ki? Her günü ateş altında geçiriyorsan çocuğun olamaz. Olmamalı. 2-0 Vikri'yle hemşire hanım. Siz bu yüzden mi çocuk sahibi olmadınız Şevval Hanım? Etsin ve makas. Önceleri sebep ihtisasımdı. Sonraysa mesleğim. Şimdi de uygun adamı bekliyorum hala. Siz çocuk sahibi olmayı düşünmüyor musunuz hocam? Sen düşünmüyor musun? Hayır, asla. Tamamdır, burada işimiz biter. Dokundum galiba. Neye dokundun? Mermiye. Bir dakika, hala biraz kanama var. Tamam, merak etmeyin, alıyorum. Dur, sakın! Ne oldu öyle? Ne oldu öyle? Sana dokunma dedim, değil mi? Dokunma! Haydi anneciğim, bir lokma daha. Orada durum iyi mi? Tamam. Şahan sert parçaları her tarafı saçılmış hocam. Kanamaya ulaşmaya çalışıyorduk. Mermiye daha dokunmamıştım bile. Ya yemin ediyorum, ne olduğunu anlamadım ki. Komutanın sana durmanı söyleyince duracaksın. Klemp, çabuk ver. Ver. Burası askeriye değil, siz de benim komutanım değilsiniz Kaan Bey. Fark etmez. Aynı hiyerarşi. Ben senin amirinim, sen de benim astımsın. Fikirlerime katılmak zorunda değilsin. Ama emirlerime uymak zorundasın. Anladın mı Doktor Drenç?
size bir şey ifade eder mi bilmiyorum ama ben olsam ben de direncin yaptığını yapardım. Herkes aynı şeyi yapardı. Bir kanama olduğunu... Tamam, kesin artık. Tartışmanın faydası yok. Şimdi durum düzeltmeye odaklanalım. 94 direnç, ellerine ihtiyacım var. Çabuk. Tam buraya. Şunu görüyor musun? Aha, evet. Tut şunu. Bayoneti verin. Yak dediğimde yakacaksın. Tansiyonu neden hala düşük? Kanaması mı var? Hayır, kanama kontrol altına alındı. Ama alarm çalıyor. Kontrol hemogram değerlerinde de düşüş yok. Karaciğer nedeninde? Son yok sanırım. Tuba Hanım haklı. Retroperitonda hala kanama var. Dev reaktörü, çabuk. Direnç, epey kan var orada, aspire et. Kaynağı görebiliyor musunuz? Tırtılardan görünmüyor. Direnç? Aspiratör tıkanmaya başladı. Tamam, elimizi kepçe gibi kullanalım şimdi. Hadi. Getir. Rahim duvarını kontrol ettik mi? Uterin arter sağlam mı? Oradan kaynaklanıyor olabilir. 64'e 32'ye indi. Kanamayı durdurmak zorundayız. Aksi takdirde Defne Hanım'ı kurtaramayacağız. Ameliyathanede mermi patlamalarıyla uğraşmasaydık... kanamayı çoktan bulmuştuk bile. Kaan Bey, şimdi bunu tartışmanın hiç sırası değil. Karaciğer ve bağırsaklarınızda oluşan hasarı giderebildik. Kırık kalça kemiğinizi çivileme yöntemiyle tedavi ettik. İçeride bir mermi ve kalbinizin yakınında şarapnel parçaları vardı. Yani? Endişelenecek bir şey yok. Şevval Hanım tüm hasarı onarmayı başardı. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ancak bazı komplikasyonlar oluştu Defne Hanım. Karın kısmınızda kanama vardı. Rahim damarınızda da hasar oluşmuştu. Kanamanızı durdurmayı başardık ancak... bunu yapabilmek için... Üzgünüz ama rahminizi almak zorunda kaldık. Nasıl yani? Yani biz hiç çocuk sahibi olamayacak mıyız? Maalesef. Nasıl olur? Artık kısa sürede sokaklara dönebilirsiniz. Öyle mi derler? Sokaklara. Evet, öyle derler. Ve hayır, Defne artık sokaklara dönmeyecek. Evet, Melih'le konuştuk. Polislikten istifa edeceğim. Ne? Niye ki? Çünkü Melih haklı. Yani bu sadece bir iş. İşimi seviyorum ama kocamı da seviyorum. Peki, şimdi ne yapacağız? 10 tane çocuğu evlat mı edineceğiz? 10 değil, 8. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Vay. Geçmiş olsun. Aramıza hoş geldin Defne. Hoş bulduk arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükür. Çok sağ olun geldiğiniz için ya. Nasılsınız? Büroda işler nasıl? Sensiz olmuyor. Nasıl gidiyor? Beni özlediniz mi? Çok, çok özledik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.